Teşekkür ediyorum. Diyarbakır'da lezzeti ve hijyeni güler yüzü deneyimli personeliyle bir araya getirip hizmet veren Yeşiller Ay Salça'ya ziyaret ediyoruz şimdi. Birlikte izleyelim. Değerli Altın Rehber izleyicileri, Diyarbakır'daki yolculuğumuz kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de Diyarbakır'da bulunan Yeşiller Ay Salça firmasına konuk olduk. Yanımda da işletme sahibi Çetin Bey bulunuyor. Çetin Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz Diyarbakır'a. Hoş bulduk. Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? Çetin Yeşil, elektrik mühendisiyim. Diyarbakır'da 2012 yılından beri Yeşiller Mühendislik Gıda Limited Şirketi olarak faaliyetlerimizi devam ettirmekteyiz. Çeşitli sektörlerde faaliyetlerimiz var. 2 senedir de domates salçası üretimine başladık. Organize sanayide bir fabrikamızı kurduk. Bununla ilgili üretim yapıyoruz. Şimdi Çetin Bey, Türk yemeklerinde lezzet için salça vazgeçilmezlerimizden bir tanesi. Domatesiniz nereden geliyor mesela? Salça nasıl üretiliyor, nasıl yapılıyor? Biraz bunları anlatalım istiyorum izleyicilerimize. Biz bölgemizde domates üretimi için de bir öncülük yaptık. Çiftçilerimizle sözleşme imzalıyoruz. Sözleşmeli ekim yapıyoruz. Sözleşmeli ekimle buradaki domates ekim miktarlarını da arttırdık. Bu konuda çalışmalarımızla birlikte aslında bir göçe de engel olmuş oluyoruz. Buradaki işçiler batıya gidip domates topluyorlar her yaz. Biz de burada ektirdiğimiz domatesler bu bölgede olduğu için işçiler kendi evlerinin önünde iş imkanı da bulmuş oluyorlar. Bu şekilde çok daha bölge için verimli bir firma da oluyoruz o konuda. Üretim aşamasına geldiğimizde de bizim bu çiftçilerden aldığımız domateslerimizi fabrikamıza getiriyoruz. Fabrikamızda yıkama işlemlerinden geçiyor domatesler. Bunları ayıklıyoruz, saplarından ayıklıyoruz vesaire. Bunların kabukları vesaireleri kırıcı dediğimiz ünitelerden geçiyor ve suyu, yani domates şurasını elde ediyoruz. Bu şuradan da istediğimiz ürünleri geçişimizi de evaporatör ve bullerle, yani kaynatma, eski tabirle kazanlarda büyük kazanlarda kaynatıyoruz biz bu domates sularını. Bu şekilde istediğimiz kıvamda bir salça elde ediyoruz. Elde ettiğimiz salçalarımızı da tüketicinin istediği paketlerde, teneke ise tenekede, PET ise PET'te, camsa camda, buna göre ambalajları yapıp piyasaya sunuyoruz. Peki Çetin Bey, hemen şu konuya da değinelim istiyorum. Salçanın ömrünü uzatmak için neler yapmalıyız mesela? Salçanın ömrünü uzatmak için öncelikle şöyle söyleyeyim. Biz özel bir tasarım da yaptık. Daha doğrusu kullanılan bir şey. Teneke salçalarda kapağı açtığınızda easy open dediğimiz açılıyoruz. Konserve açar gibi. Genellikle böyle havayla temas ettiği için sürekli bir küflenme oluyor. Biz özel bir logolu bir kapak bastık. Bu kapakla beraber bunu kapattığınızda daha fazla uzun süre bir muhafaza edebilirsiniz. Bunun dışında diğer ürünlerle ilgili de salçanın üzerine yaklaşık 1 santimi geçecek şekilde havayla temasını kesecek şekilde bitkisel yağ. Bunu üzerine dökerseniz buzdolaplarında çok uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Bu şekilde daha... Yani salçayı üzerine zeytinyağıyla ve havayla... Bitkisel ayçiçek yağı da olabilir. Ayçiçek yağı genelde öneriyoruz. Onu kullanırsanız havayla teması kesildiği için daha uzun sürelerde küflenmeden bunu kullanabilirsiniz. Peki salçayı hangi dönemlerde üretmeliyiz? Bunun belirli bir dönemi var sanırım. Yani sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada salçanın dip fiyat olduğu, yani yaz aylarında üretimin çok fazla olduğu dönemlerde üretiliyor. 2 ay, 3 ay gibi bir süremiz oluyor bizim. Gece gündüz 24 saatlik bir üretim hatlarıyla biz bu üretimleri yapıyoruz. Depolanıyor, stoklanıyor, sonra yıl boyunca o ürettiğimiz, yazın ürettiğimiz salçaları piyasaya sunuyoruz. Diyarbakır'ın dışında hangi illere gönderim sağlıyoruz? Yakın çevreleri mesela gönderiliyor mu? İlk hedefimiz bizim burada Diyarbakır ve çevresindeki iller. Diyarbakır'a gönderiyoruz. Mardin'e, Batman'a, Adıyaman'a, Elazığ'a. Yani bizim buradaki Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesine bizim pazarımız bu bölgeler. Buralara ürün satışlarımızı yapabiliyoruz. Peki Çetin Bey, vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben TV8 ailesi olarak size çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelip bize ilgilendiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diyarbakır'a yine bekliyoruz sizi. Evet sevgili izleyenler, Diyarbakır'da bulunan Yeşiller Ay Salça firmasına konuk olmuştuk. Bakalım bir sonraki durağımız neresi olacak?